Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Çocuk Atölyesi programından yine sevgiler. Merhabalar. Biz burada hazırlıklarımızı yine yapmışız. Sürprizlerimiz var size. O sürprizleri ben Kıpır'a da söyleyeceğim az sonra. Azıcık bahsettim. Bir kısmını gördü ama tam olarak göremiyor biraz uzak kaldığı için. Neler yapacağız biz bugün Çocuk Atölyesi programında? Onlardan ne yapacağız? Anlatacağız. Onlardan bahsedeceğiz hem Kıpır'a hem de sizlere. Bunun dışında biz bugün de telefonlarınızı alacağız. Çok yoğun bir birkaç gündür telefonlarınız. O telefonları biraz daha sık bugün, biraz daha fazla bağlamaya gayret edeceğiz. Biraz daha fazla arkadaşımızla konuşmuş, tanışmış, sesinizi duymuş olacağız. Şimdi bugün neler yapacağız? Onları ben Kıpır'a söylerken siz de kulak kabartın. Neler yapılacağını bugünkü programda siz de bu şekilde ayrıntısıyla hem de öğrenmiş olun, tamam mı? Bakalım Kıpır'ın tepkisi ne olacak? Kıpır. Efendim Arif ablacığım. Sana da hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler, size de hayırlı. Hayırlı sabahlar olsun. Sağlısın. Kahvaltını yaptın mı bugün? Ben bugün yine Arif ablacığım kahvaltımı çok güzel yaptım. Yumurta yedim. Sonra sütümü içtim. Sonra da annem böyle çok güzel reçel sürdü ekmeğime. Onu da bitirdim hemen. Aferin sana. O reçel ekmeğini sürerken altına da varsa tabii tereyağı da sürersen daha besleyici olur, biliyorsun değil mi? Ay evet, gerçekten çok lezzetli oluyor öyle de. Bak sana şimdi bir sır vereceğim. Aa, sır mı dediniz? Evet, görmediğini tahmin ediyorum. Çünkü eğer görseydin çok heyecanlanırdın ve tepki gösterirdin heyecanla birlikte. Ama görmedin demek ki. Arif ablacığım, ben sırlara bayılırım. Hadi söyleyin de merakla bekliyorum sizi. Peki, bugün var ya hem Kübra öğretmenimiz hem de Büşra öğretmenimiz sürpriz hazırlamışlar. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Baksana, heyecandan tir tir tir. Titriyorum. Bak devamı geliyor. Şimdi Kübra öğretmenimizin hazırladığı sürpriz yiyecek bir şey. Az sonra hani bizim yönetmenimiz Fatih abimiz var ya. Evet. Şimdi kameraman abilerin de yardımıyla yakından görecekler yapılan sürprizi. Hem ekran başındaki arkadaşlarımız hem de sen sürprizin ne olduğunu görmüş olacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Kalbim güm güm. Güm, güm atıyor. Peki görelim bakalım neymiş Kübra öğretmenimizin sürprizi. Wow. Kübra öğretmenim, gördün mü? Evet, sanki bunlar sandviçe benziyor. Ama nasıl sandviç, nasıl sandviç? Çok tatlı, çok güzel, çok şık. Kübra öğretmenim, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bayıldık. Biz bugün değişik bir sandviç. O bir şeye benziyor. Neye? O bir şeye benziyor. Neye o bir benziyor? Şey... Öyle gösterelim. Neye benziyor? Ay, bir tanesi köpeğe benziyor. Öbürü, öbürü. Öbürü de sanki böyle hani hızlı yürüyemeyen şey vardı ya. Hızlı yürüyemeyen neydi? Şey. Tosbağa'ya benziyor, tosbağa. Tosbağa'ya benziyormuş, hızlı yürüyemeyen şeye benziyormuş. Evet, o da kaplumbağa. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık Kübra öğretmenim. Harika görünüyor. Şöyle ekran başındaki arkadaşlarımız da muhtemelen görmüşlerdir. Ama bir daha şöyle paylaşalım. Bu güzel tosbağalardan, bu güzel köpeciklerden hazırlayacak Kübra öğretmenimiz sandviçlerimiz. Harika görünüyor. Sonra afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. Beslenmeleri için güzel bir alternatif olacağını düşündük arkadaşlarımızın. Böyle değişik şekillerde poğaçalar yapıp sandviçe dönüştürüp veya bunu normal bu şekilde de götürebilirler. Öyle de çok güzel görünüyor ayrıca. O şekilde olur. Ama böyle olduğunda çok daha besleyici olacak. Evet. Çünkü salatalık var, peynir var, domates var gördüğüm kadarıyla. Bir de bol yeşilliğimiz var, kıvırcığımız var. Çok faydalı beslenmiş olacağız. Çok yararlı olacak değil mi arkadaşlar? Arkadaşlarımız da kahvaltı yapamamışlardır muhtemelen. Biraz erken geldikleri için. Yaptınız mı kahvaltı? Biraz. Yani bunlarla kahvaltımızı yapacağız. Evet. Olur değil mi? Çok güzel. Bence de olur. Peki. Şimdi diğer sürprizi de ben Kıpır'a anlatayım. Geliyorum öğretmenim. Kıpır da ne kadar güzel görünüyor öyle. Ağzımın suyu aktı doğrusu. Şimdi diğer sürprize geldi. Onu da söyleyeyim mi? Ay, yoksa o da yiyecek bir şeylerden mi Arif ablacığım? Hayır. Büşra öğretmen de onu... Benim için hazırlamış. Sizin için mi? Evet, dün sana şeker ağacı yapıldı. Bana yapılmadı. Bana da bugün ne çiçeği yapıldı öğretmenim? Arife çiçeği. Ya. Ay, bir dakika. Neymiş? Şimdi o çiçeklerin ismi Arife çiçeği mi? Evet. Böyle torpilliyiz işte. Burada olunca böyle güzel sandviçler, güzel çiçekler, dünkü gibi şeker ağaçları gayet
bence Arif iyi çalışmalarla, ablacığım, sürprizlerle programımız gidiyor. Efendim Kıpır, bir şey diyeceksin. Şimdi o çiçekleri görünce böyle ağzım açık kaldı doğrusu. Evet, çok güzel olmuş Büşra öğretmenim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Kübra öğretmenimizin de aynı şekilde, Büşra öğretmenimizin de aynı şekilde evlilerimizde bulabileceğimiz yine malzemelerle. Poğaça zaten anneler biliyorlar neler katılıyor. Ben bugün yayına girmeden Facebook adresimizden de paylaştım. Bugün dedim ki anneleriniz de alın yanınıza gelin. Sebebi buydu, poğaça yapacağımız için de. Diğer çalışmayı kendiniz yapabilirsiniz. Annelerinizin işi varsa ya da şu anda onları izleyemiyorlarsa hani poğaçayı siz dikkatli izleyin. Sonra annelerinizle birlikte çalışın. Ya da onlar yapar pişirir, siz süslemede katkıda bulunun. Ama onunla da bence kalmasınlar. Hamuru da yoğursunlar. Şekilleri de versinler. Hamur yoğurmak biraz da el kaslarını geliştiriyor değil mi? Evet. Zaten bu tarz şeyler de anne çocuk birlikte aktiviteler, kaliteli vakit geçirmek anlamında çok güzel şeyler. Üstüne bir de oturup bu yaptığınız şeyi yiyebiliyorsanız ne mutlu bize. Afiyet olsun o zaman. Sütümüzü de içeriz. Onları da afiyetleriz. Kübra öğretmenimizin malzemeleri de çok basit. Ne ana malzeme siz söyleyin? Yumurta kolisi. Yumurta kolisi. Evet. Yumurtaları aldıktan sonra o yumurtaları alıp hani buzdolabına yerleştiriyoruz ya, kalan kolileri atmıyoruz. Evet. Saklıyoruz ki böyle çiçekler yapabilirim. Bir şey öğretmenim, çevirir misiniz şöyle çiçekleri biraz? Size zahmet, işte çok tatlı yumurta görünüyorlar. Yumurta kulisinden ne oldu yani şimdi bunların hepsi? Evet. Ay çok ilginç doğrusu. Çok güzel görünüyor, ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çünkü bir öğretmenim dedi ki hani poğaçayı yaparken yoğuralım onu, işte el kasları da gelişiyor arkadaşlarımızın. Sen sever misin hamur yoğurmayı diye sana sorayım bakalım. Hiç hamur yoğurdun mu? Genellikle severim. Adın neydi? Elif Ecem. Elif Ecem. Hamur yoğurmayı seversin. Annen hamurlu bir iş yaparken de sen de ona herhalde yardımcı oluyorsun. Peki. Annelerimiz bizim hamur işi yaparken biz küçükken yanına sıralanırdık. Ve hepimiz hamurdan alıp kendimizce şekiller yapardık. Gözlük falan yaptığımızı hatırlıyorum. Piştiğinde de afiyetle yerdik tüm kardeşlerle beraber. Ve o hamurun yoğrulduğunu gördüğümüzde mutluluktan uçardık. Çünkü biz de bir şeyler yapacağız. Ve biz kendi yaptığımızı kendimiz yiyeceğiz diye özel beklerdik. Zaten nasıl seçiliyordu diye bizim yaptığımız. Özel değil evet mi? Öyle diyelim. Bizim yaptıklarımız fark ediliyor. Peki seninle de tanışalım o zaman. Sana da soralım. Sen hamur yoğurmayı sever misin? Biraz severim. Denedin mi hiç annenle hamur yoğurdun mu? Evet. Ne yaptın? Kurabiye yaptım. Zevkli değil mi? Biraz zevkli. Adın neydi? Abdullah Kutlu Sayın. Abdullah. Peki. Abdullah'cığım, peki yumurta kolilerini atmamayı hiç düşünmüş müydün? Böyle şeyler yapılabileceği aklına gelmiş miydi? Hayır, gelmemişti. Bak öğretmenimiz böyle hazırlamış. Harikasınız öğretmenim. Evet, nasıl? Şimdi bunu nasıl yapıldığını bize anlatacaksınız. Evet, nasıl ki ama sizinle bir tane örnek getirdim öğretmenim, kesim. Onu da arkadaşlarımız görsün. Tamam. Biraz sonra görelim. Evet. Çünkü şimdi Kıpır telefon numaralarımızı hatırlatacak. Kübra öğretmenim, siz başlamak ister misiniz? Vaktimiz var mı? Var aslında var herhalde ama var. Nasıl arzu edersiniz? İsterseniz bir taraftan boyayın Büşra öğretmenim. Tamam. Bir taraftan başlayın. Tamam. Sonra da bize de gösterirsiniz. Ben zaten merak etmeyin, sorarım. Öğrenmek için hepsini soracağım. Kıpır, telefon numaralarımız. Evet, şimdi telefon numaralarımızın zamanı geldi arkadaşlar. O zaman ben telefon numaralarımızı size veriyorum. Sizler de çok dikkatli bir şekilde dinleyin ki hemen bize katılabilirsiniz. Ama bize katılmak için acele etmeniz lazım arkadaşlar. Ama bir de şu var. Ola ki bizi arayıp katılamazsanız da üzülmeyin. Çünkü bir sonraki programda tekrar bize katılabilirsiniz. Biz hafta içi her gün saat 9 olduğunda burada sizlerleyiz. Çünkü evet, telefon numaramız 0312-295-83-33. Tekrar ediyorum, 0312-295-83-33. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, bizim Facebook sayfamız var. Facebook sayfamızda facebook.com/çocukatölyesi. Evet, baş harfi büyük C ve birleşik bir şekilde çocuk atölyesi yazdığınızda bize ulaşabilirsiniz.
Öyle değil mi Arif ablacığım? Evet Kıpır. Arkadaşlar bugün biraz daha dediğim gibi telefon almaya gayret edeceğiz ama kısa kısa konuşacağız. Kısa kısa sohbet edeceğiz. Alınmak, gücenmek yok. Bunun sebebi şu. Daha çok arkadaşımızın sesini duymak, daha çok arkadaşımızla konuşmak. Olur mu? Bunu bilin istiyoruz. Kübra öğretmenim başlamış burada. Ne yapıyorsunuz? Biz şöyle söyleyeyim. Normalde çiçek ekmeği ben çok severdim küçükken. Bunun küçük poğaçalarını yaptık. Çiçek şeklinde poğaçalarımızı yapıyoruz. Etrafına bir şerit geçiyoruz. Aa, bu şekilde daha sonra veriyoruz. Yani bu şekilde de yiyebiliriz. Bu şekilde de çok şık, çok hoş bir şey. Neredeyse lokmalık şöyle alıp alıp ağzımıza atabileceğimiz şekildeler. Ama biz bunu dedik ki arkadaşlarımızın daha çok hoşuna gitsin. Daha eğlenceli bir şey olsun. Biz bunu kaplumbağa haline getirdik. Kaplumbağanın bu sırtındaki evi olsun dedik. Çiçek ekmeğimiz. Ve arasını açıp sandviç haline getirip üstüne içine salatalık koyduk. Ve bu şekilde kaplumbağa haline geldi. Harika olmuş. Sen de yuvarlamaya başlayabilirsin. Hadi bakalım sen de kendi çiçek ekmeğinin şekillerini ver. Kübra öğretmenimiz dedi ya bizim yaptıklarımız seçilir zaten anlaşılır diye. Bakalım anlaşılacak mı Kübra öğretmenimizin hazırlığıyla eminim. Senin hazırlığın. Eminim anlaşılır. Eminim çok. Oo, şu bile çok zevkli Kübra öğretmenim. Evet. Yuvarla bakalım nasıl olacak. Ay. Kıpır hamur yapış yapış oldu. Ama çok eğlenceli. Böyle eline un böyle un dökmek lazımmış. Ya ben bazen hamura dokununca annem öyle söylüyor. Senin zaten bilmediğin bir şey yok da. Evet un dökmek lazım. Bazen zeytinyağı da hafif böyle masaya ya da elimize koysak olur da. Burası mutfak olmadığı için, burası program olduğu için işte hani olduğu kadarıyla biz de mi Kübra öğretmenim? Evet. Yuvarlamaya çalışacağız. Gayretli. Sandviçler yapılıyor. Sandviç. Burada bir mücadele var. Hadi bakalım kolay gelsin size. Şimdi o çiçek yuvarlak yuvarlak yaptık. Ortaya bir top. Kenarlarına evet, bildiğimiz etrafına, çiçek şeklinde aynen öyle. Çiçek en sonda üstüne bir tane şerit şeklinde böyle halkayı saracağız. O kadar. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Peki. Mayalı hamurumuz. Peki. Normal. Siz o şekilleri verene kadar ben Müşerref benim yanına gidecektim. Onlar da boyamaya başladı ama biraz sonra geliyorum. Biraz sonra anlatırsın. Şimdi, mikrofonu da niye elimde gezdiriyorum onu da anlamadım. Arif ablacığım. Buraya bırakayım. Efendim Kıpır. Aslında böyle sandviç falan yapılırken örnekler bir iki tane değil de aynısından 7-8 tane yapılırsa sanki daha rahat görebiliriz. Tabii tabii. Sonra da tabii. Sen daha yersin. Rahat. Tabii 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 tabii. Yiyebiliriz. Tabii tabii tabii. 10-15 tane falan da yapabiliriz. Kıpır eminim 10 tanesini yiyecektir zaten Kübra abi. Eminim. Peki. Hazal'la görüşelim mi Kıpırcığım? Ondan tamam, fazla bekletmeyelim. Tamam o zaman Hazal'la görüşelim. Hazal Nurseli Temiz Amasya'dan katılmış. Hazal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Dünya kadar çalışma yapıyoruz. Bu kadar sürenin içine hepsini sığdırıyoruz. Bir de sizlerle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Hem de hafta içi 5 gün yapıyoruz. Çok mutluyuz dolayısıyla. Hazal, şimdi sen buradaki çalışmaları dikkatli takip ettin değil mi şu ana kadar? Evet. Hemen bir tanesiyle ilgili bir soru soracağım. Hangisiyle ilgili sorayım? Çiçekle ilgili mi? Poğaçalarla ilgili mi? Poğaçalarla. Poğaçalarla peki anlamışsın demek ki daha çünkü çiçeği çok anlatamadık fırsatımız olmadı bunu daha bol anlattık haklısın tabii. Bununla ilgili soru soruyorum. Burada iki tane farklı şekilde Kübra öğretmenimiz sandviç hazırlamış poğaçalardan. Bir tanesi ne söylesen yeterli ne şeklinde? Bir tanesi köpek şeklinde galiba. Evet diğeri de kaplumbağaydı değil mi Hazal? Evet. Evet, çok eğlenceli ama ve çok lezzetli. Efendim? Hazal'a ben de bir tane soru sormak isterim. Kıpır, ben de senin soru sormanı isterim ama hani vaktimiz dar, çok telefon alacağız dedik ya. İstersen bir merhaba de, Hazal'a veda edelim, öbür arkadaşlarımızla da konuşalım. Tamam. Olur mu? Hadi bakalım. Hazalcığım. Efendim? Biz her gün sabah böyle başlıyoruz, sen bizi takip ediyor musun? Evet. Harika, o zaman bizi izlemeye devam et. Şimdi sana çok güzel bir hikaye kitabı gönderiyoruz. Tamam mı canım benim? Tamam, teşekkürler. Hoşça kal. Hadi bakalım. Öptüm seni. İyi günlerde okursun. Amasya'ya da selamlar. Ben Müşerref benimizin yanına gideceğim. Müşerref benim. Efendim. Güzel güzel fırçalarla boyuyorsunuz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Fazla fırçanız var mı?
Yok. Çok heveslenmiştim. Bir dahaki programa. Beni yine isterseniz boyayabilirsiniz. Tamam, biraz sonra bir tamam. Farklı renkte de ben boyayayım tamam. O zaman. Şimdi ne yaptık? Yumurta kolonisine çiçekler yapıyoruz ama o şekilleri nasıl hı-hı. verdik? Bir tane o şekli şöyle gösterin isterseniz tamam. Ekran başında. Zaten şöyleler yumurta kolonisinde. Hı-hı. Ben hemen kestim. Belli bu kesilmemiş olacak hali mi? Bu kes, yani bu da şekil vermediğim hali. Bu olduğu gibi o evet. koliden... aralarının açılmış evet, hali. Doğru evet, biliyorum evet. değil mi? Peki o kadar. Evet. Şimdi sonra ne yaptınız? Sonra hemen makas yardımıyla şu köşeleri keseceğim. Şuraları. Şu kalın kısımları. Hı hı. Sadece bir kırt açıyor musunuz? Şöyle. Yoksa ha, biraz şöyle. Üçgen gibi evet. alıp boşluk oluşturuyorsunuz. Evet. Şimdi oldu. Şimdi. Dilim gibi olan yerlerin evet. arasına gelen kısımda öğretmenimiz üçgen oluşturup kırt kırt onları alıyor. Evet. Ki o dilimler daha derin olsun, çiçek gibi görünsün diye. Evet, daha sonra buraları aldıktan sonra isterlerse böyle ya da şekli beğenmezlerse kenarlardan da böyle oyma gibi şöyle kesebilirler. Hı hı. Yani o çiçek yaprak dilimlerini nasıl istiyorlarsa evet, o derinlikte, evet. o uzunlukta, o sivrilikte, o yuvarlaklıkta evet. her nasıl istiyorlarsa o şekli veriyorlar. Evet, biz böyle sarkıt dursun diye mesela uzun yaptık ama onlar isterlerse kısa da kesebilirler. Hı hı. Peki, çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşımıza bir şey soracağım ama Kübra öğretmenim var mı şu anda bize söyleyeceğiniz bir şey? Şu anda o şey yuvarlakların üstüne şeridimizi tamam, yapıyoruz. Tamam, hemen görelim, şöyle yapalım. Ben de böyle göreyim. Upuzun bir şerit yaptık. Hı-hı. Sonra çiçeğimizin etrafına bu şekilde sarıyoruz. Harikasınız. Bu kadar. Evet, bu kadar. Bu mayalı poğaça zaten. Hı-hı. Piştiği zaman kabarıyor, bu şekli puf diye. Evet. Mayalı poğaçanın en güzel yanı o zaten. Evet. Hemen kabarıyor. Peki, elinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi geleceğim, bir şey soracağım buraya. Sen evde olan malzemelerle bazen annene ya da babana ya da başka büyüklerine sürprizler hazırlıyor musun? Hazırlıyorum. Bir hazırladığın sürpriz, unutmadığın bir şey var mı? Şöyle bir şey yapmıştım da annem çok mutlu olmuştu ya da kime hazırladıysan. Hatırladığın bir şey var mı? Teyzeme doğum gününde böyle çiçekler yapmayı denemiştim. Güzel olmuş muydu? Biraz güzel olmuştu tabii. Teyzen ne kadar mutlu olmuştu? Mutlu olmuştu tabii. Değil mi? Aslında güzelliğinin evet. derecesinden çok ki eminim kendi yaptığımız çalışmalar çok güzel olur. Emek verdiğimiz için çok mutlu ediyoruz karşıdakileri. Şimdi şu öğretmenim size sürpriz çiçek yapacağım deyince ki mutluluğumu ben söyleyemem. Buradaki düşünme şekli çünkü incelik çok güzel değil mi? Bizim de o yüzden yaptığımız sürprizler kıymetli oluyor. Peki şimdi onları boyayacağız tek tek sonra evet. ne yapacağız? Sonra zaten malzemelerimizi hemen de söyleyeyim öğretmenim. Hı hı. Sulu boyayla da boyayabilirler. Ben bunları sulu boyayla boyadım. Hı hı. Çok da güzel görünüyor evet, tutmuş evet. sulu boya. Evet. Bakır telde grafon kağıdıyla sardım. Hı hı. Küçük isterlerse onlar bardakta ya da başka kap varsa onu da yapabilirler. Hı hı. Böyle bir saksı aldık. Şöyle bir şey bile. Evet. Dün evet. çünkü şeyi öğrendik ya hani çiçek ağacında nasıl sabitleyebileceğimizi bu dalları. Evet. evet, evet. İçine kağıt hani kırpıp doldurduğumuzda şu da evet. ortasında kaldığında bile sabitleyebiliyoruz. Evet. Böyle bilgiler öğrendikçe uygulaması da çok rahat oluyor. Saksılarımız yine birbirinden köpüklerimizi de koyduk. Yaprak içine karton ala. Bir sürü öğretmenim. Çok güzel. Efendim kapı. Şimdi ben diyorum ki burada bir yumurta kolileri var ya. Evet. O peki yumurta kolilerinin yumurtaları nereye gitti? Hı? Onlarla da başka etkinlik yapacağız da onlar da burada. Poğaça nasıl hamurunda. Yani evet. Ben de dedim yumurtaları acaba yediniz mi? Hayır. Poğaça hamuruna eklemişiz evet. onları vitaminli olsun diye. Büyüyeceğiz ay. Ya onları yiyeceğiz de. Yani evet. şimdi o yumurtalar da poğaçanın içine mi gitti? Evet. evet. Yani... Şimdi o zaman Arif abla, o çiçekler Arif abla çiçeği ya. Evet. O kıpırlarda şeyler kıpırlar diyorum bak görüyor musun? Bak poğaçalarda kıpır poğaçası olsa olur mu? Bu kıpırlarda poğaça kıpırı olsun bence. Tamam poğaça kıpırı. Tersin olsun. Poğaça kıpırı. Poğaça kıpırı peki. Şimdi iki tarafa da bakıyorum. Ne yapacağız diye bakıyorum yani. Ne söyleyeceğiz, ne anlatacağız diye bakıyorum. Biz neye isterseniz geçtik? Köpeğin yapılışını göstereyim tamam. sana size. Hamuru yuvarladı. Hamuru yuvarladık. Böyle yassı bir hale getirdik. Hı hı. Yassı hale getirdikten sonra bıçakla sadece bu şekilde şey yapıyoruz. Kulaklarını ayırıyoruz. Hı. Kulaklarını ayırdıktan sonra
zeytinlerden kesitler alıp burnunu böyle biraz bastırırsak çünkü kabardığı zaman atıyor bazen. Evet, atmaması için biraz bastırmamız gerekiyor. Zeytinden yine mi olmadı? Sevmedim. Daha minik olacak herhalde. Evet. Gözlerini mi yapacağız? Evet. Bu zeytinden yine iki gözünü yapıyoruz. Bastırıyoruz. Köpeğimizi böyle. Evet, bu kadar. Böyle bile ne kadar benzedi ve ne kadar şirin oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Kabardığı zaman biraz daha belirginleşecek. Evet. Kulakları biraz daha ayrılacak ve köpeciklerimiz olacak. Çok sonra sevimli. Sonra bu hale gelecek. Gelecek. Sonra açacağız böyle arasını. Kaşarımızı ya da evde ne peynirimiz varsa domatesimiz. Evet. Arkadaşlar bunu hep söylüyoruz ama evde ne varsa onları kullanıyoruz. Her an her şey olmuyor. Bizde de aynı şekilde her an alışverişe gidemiyoruz ya da gitmemize de gerek yok aslında. Ne varsa onları kullanıyoruz elimizin altında. Yeter ki hani o renk olarak o görüntüyü verelim. Baktığımızda evet kaplumbağaya benzedi diyelim. Bir şekilde olan malzemeyle de onları yapabiliriz değil mi Kübra Öğretmenim? Yani beyaz peynir de olur. Domatesin üstüne göz yaparsak o da olur. Hani hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Evet. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi çok fazla kullanmamışsınız kolilerin o tanelerinden. Oradaki saksıdaki 2, 4, 6 tane yeterli olmuş. Çok da güzel görünmüş. Boyadıklarınız da hemen hemen aslında tamamlanmış sayı olarak değil mi? Evet. Doğruyum. Peki. Onları biraz sonra sabitleyeceksiniz. Evet öğretmenim. Ama sabitlerken görmek istiyoruz. Tamam. Kaçırmak istemiyoruz. Tamam. Bir de oraya bir soru soracağım. Geliyorum. Senin derslerin nasıl bakalım? İyi. Ne yapmak istersin ileride? Hangi mesleği yapmak istersin? Bilmiyorum. Daha düşünmedin. Daha çok zamanın var zaten. Peki hangi oyun oynamayı çok seviyorsun? Yerden yüksek. Yerden yüksek. Çok eğlenceli. Kübra Hanım oynar mıydınız yerden? Tabii ki. Hala mı oynuyorsunuz yoksa? Ben hızlı koşardım. O yüzden çok avantajlıyım. Pekala. Arkadaşımıza da soralım. Sen ileride ne olmak istersin? Karar verdin mi? Evet, yarışçı olacağım. Yarışçı olacağım. Ne yarışçısı olacağım? NASCAR. Araba yani. Neden öyle meraklısın? Wow, araba yarışçısı. Arabaları mı seviyorsun? Evet. Hızı mı seviyorsun? İkisini de. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Bir sen bir de? Adan diye bir kardeşim var. Senin küçük kardeşin. Yaramaz mı? Evet, çok yaramaz. Ne yapıyor yaramazlık? Yani biz onu bırakıyoruz kendi başına, birden gidiyor her şeyi ağzına alıyor. Oo, ne kadar? 12 aylık o. Çok tatlıdır ama. Evet, çok tatlı. Konuşabiliyor mu? Biraz konuşuyor. Neler diyebiliyor? Baba anne diyor. Abi diyor mu? Yok. Diyor muyum? Öğretsen abi demeyi. Öğretiyorum. Çünkü senin ona çok emeğin oluyordur eminim değil mi? Senin abi desin ya da ismini diyebiliyor mu? Yok. Onu da diyemiyor. Az kalmıştır eminim. Hadi bakalım. Pekala. Şimdi biz onları hazırladık. Sandviçlerimizin artık kaplumbağa şeklini ya da küpecik şeklini nasıl vereceğimize bakacağız. Şimdi onu görmüş olacağız. Önce bir zemin nasıl? Yeşillikler de çok güzel. Evet. Ben çok severim. Ben yeşillik de çok severim. Çok güzel değil mi? Arkadaşlarımız için de çok faydalı zaten. Şimdi çiçek ekmeğimizi yaptığımız çiçek poğaçamızı alıyoruz. Çiçek ekmek ne kadar güzel oldu. Evet, ben de çok severim. Üstüne susam koyduğumuzda daha lezzetli oluyor. Ama ben bugün biraz daha şekli belli olsun diye susam koymadım. Yoksa susamlı kaplumbağa olurdu. Kafamız karışırdı. Evet. Kaplumbağanın susamı olmaz. Değil mi Elif? Bunu yaptı. Ay, biri uzaklarda bize mi sesleniyor acaba? Yönetmen abimiz dedi ki alo telefon var. Kübra Hanım'ı duyunca duraksadı tabii. Şimdi Mustafa Emir'le konuşacakmışız. Mustafa Emir. Alo. Alo, duydun mu sen Fatih abini? İstanbul'dan Mustafa bağırdı herhalde alo diye. Bak duydun mu? Sana alo diyor. Fatih abiyi de yakında alacağız biz buraya zaten. Mustafa Emir. Efendim? Mustafa Emir. Kaç yaşındasın? Mustafa. Alo. Mustafa orada mısın? Mustafa'nın sesi gelmiyor. Mustafa.
Kıpır'ı duyuyor musun Mustafa? Beni duyuyor musun Mustafa'cığım? Duyunca, bizi alo deyince biz de sana dönelim, tamam mı Mustafa'cığım? O zaman bay bay dedik. Alo. Alo. Bir geliyor bir gidiyor. Peki, sonra daha sonra o zaman inşallah. Şimdi şimdi Fatih abimiz yine alo diyene kadar biz evet. Bu poğaçamızı hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz bunu ikiye ayıracağız. İkiye ayırdığımızda sandviç ekmeğimiz olacak. Normal poğaçamız artık sandviç ekmeğimiz olacak. Dediğim gibi okul beslenmelerinde şimdi bizim alternatif olarak arkadaşlarımıza ve annelerine önerilerimiz bunlar. Beslenmelerinde hem renkli değişik bir şeyler olur. Hem de bunları severek yiyeceklerini düşünüyorum. Onlar için de hem sağlıklı hem görsel olarak daha hoş bir şey olur. Kesinlikle. Kantinden alınan poğaçalarla kıyaslandığında evet. Bu poğaçalar çok daha sağlıklı, çok daha iyi olacaktır bunlarla beslenmek. Evet, çok daha faydalı çünkü. Şimdi biz o poğaçaları sandviç haline dönüştürüyoruz. Aralarına Bu şekilde peynirimizi, beyaz peynir de olur, krem peynir de sürebilirler, böyle kaşar peyniri, evde ne varsa, sadece domates de olabilir. Yani tulum peynir olur mu? Olur. Lor peynir? Olur. Beyaz peynir? Olur. Bütün peynirler olur. Olur, bence olur. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani yok, yani bizim o peynirimiz, bu peynirimiz yok demeye gerek yok. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Ve evet. Hepsinin de tadı güzel, kıpır. Hepsi de çok faydalı ve çok nimet var evet, gerçekten. Elhamdülillah. Şimdi domateslerle. Domatesinizi koyuyoruz. Ne isterseniz arasına koymak. Sonra ne kadar güzel asıl kaplumbağamızı nasıl yapacağımıza geliyoruz. Ben bu şekilde biraz şey kestim. Verevli kestim. Böylece biraz daha uzun oluyor salatalığımız ve sandviçin içinden taşıyor. Bizim de istediğimiz bu. Sandviçin içine koyduğumuzda böyle dışarıdan gözükecek kaplumbağamızın kafası. Bir tane daha kestiğimizde bunu da ikiye ayırıyoruz. Ve içine az bir şey şöyle ayırdığımızda böyle yan taraflara koyduğumuzda kaplumbağamızın kolları da meydana gelmiş oluyor. Harikasınız. Bir tek gözleri mi kaldı şimdi? Evet, gözlerinde biraz kaşarla veya işte eğer evinizde beyaz peynir varsa beyaz peynirle böyle üstüne koyuyoruz. Bir dakika, bu biraz büyük gözlü olsun olmazsa. Yönetmen abimiz daha kolay görsün. Kocaman böyle. Gözleri olacakmış evet. Yönetmen abimiz, siz iyi görün diye. Şey gibi oldu bu, hani kurt masalı var ya, neden gözlerin kocaman? Evet. Seni daha iyi görebilmek için. Sen onu biliyor musun? Neden ağzım kocaman? Çok güzel oldu seni gerçekten. Seni daha iyi görebilmek için. Tabii biz bunu şakaleyin, böyle abartarak yapıyoruz zaman zaman. Allah'tan akşam programı değil, çocukları korkutmuyoruz, sabah değil. Evet. Evet, şimdi bu da gözleri hazırlandı. Son hali. Aa, harikasınız. Evet. Şimdi ben bir şey istiyorum. Buyurun. Aynısından bir de arkadaşımız hazırlasın. Tamam. Olur mu? Bakalım ne kadar öyle. Her şeyini sen yapalım. Öğretmenim sadece bıçak kısmını kullanacak. Tamam. Sonra sandviçi sana verecek. Malzemeler orada. Kesersiniz öğretmenim. Tamam. Hani bıçağı siz kullanmış olun. Ama bütün hazırlığı sen yap. Kaplumbağa nasıl olacak? Tamam mı? Sen de merak ediyor musun bilmiyorum. Ben çok merak ediyorum. Hadi sen onu hazırla bakalım. Kıpır. Efendim Arif ablacığım. Öğrendin mi kaplumbağadan sandviçi nasıl hazırlanırmış, gördün mü? Arif abla, bir şey itiraf etmek istiyorum. Hayırdır? Bu sefer benim biraz canım çekti. Senin bu sefer biraz mı canın çekti? Ay pek inandırıcı olmadı herhalde. Daha önce hiç canın çekmiyor muydu yiyecekler? Şey yani? Aslında bakarsan Arif abla, bugün gözlüklerimi takınca yapılan faaliyetleri daha güzel gördüm. Onun için canım daha fazla çekti herhalde. Ama Kıpır, gel şöyle biraz da düzelteyim. Çok yakışmış gözlükler sana gerçekten. Her ay, zaman tak. Bir dakika. Tamam bir dakika. Ay. Harika olmuş. Gıdıklandım Arif ablacığım.
Çok yakışmış. Her zaman takmalısın ki göz numaran ilerlemesin, gözlerin evet. ağrımasın, tamam mı? Arif ablacığım, doktor bana dedi ki bazen gözlüklerini tak, bazen takma. Ama çok böyle gözlerin ağrırsa hemen gözlüklerini tak dedi, ben de takıyorum. Özellikle Kıpırcığım, eğer senin gözlüklerin hani yakını göremiyorsan, kitap okurken falan iyi göremiyorsan ya da resimlerine bakarken, o yüzden o zamanlar hiç unutmamalısın. Ama bir şey daha söylemem lazım. Neymiş? Televizyon hem çok fazla izlememelisin ki belki de izlemiyorsun. Bir de yakından izlememelisin. Ama ben ne göremiyorum diye televizyonun ta dibine kadar gitmek istiyorum. Öyle yaparsan bak gözlerin böyle bozulur. Bozulunca da tabii ki göremezsin. Ay yani televizyona yakın seyredersem gözlerim bozulur mu? Kesinlikle bozulur. Duydunuz mu arkadaşlar? O zaman siz de televizyonu biraz uzaktan seyretmeniz lazım, tamam mı? Her şey ayarında arkadaşlar. Televizyonu seyrederken de belirli mesafede olmalıyız. Kitap okurken de iyi ışık altında okumalıyız. Her şeyi ayarında yapmalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. Sağlığımız için de, olmaz mı? Şimdi, ah bitti mi yoksa? Gözlerim, bir tek noktaları mı? Sen mi yaptın şimdi onu? Hepsini sen mi yaptın? Oo, bak Kıpır arkadaşımızın kaplumbağası da tamam. Wow, bir tek gözünün noktalarını yapmış. Koyacaklar ve bitecek. Evet. Elif de çok yetenekli. Değil mi? Elif zaten böyle şeyler yapıyor. Evet. Yerden yüksekte oynuyor. Ha Elif. Elif kaç kardeşsiniz? İki. Kaç? İki. Bir sen bir de? Kardeşim. Küçük kardeşin var. Diğer arkadaşımız gibi. O kaç yaşında? O 1,5 yaşında. Yaramaz mı? Yaramaz. Çok mu yaramaz? Çok. Ne yapıyor? Eşyaları bize atıyor. Ne yapıyor? Eşyaları atıyor. Nereden nereye atıyor o eşyaları? Masanın üstünden. Yere. Hay Allah, hay. Kardeşler de hep yaramaz oluyorlar Kübra öğretmenin. Yani küçükken evet. Büşra öğretmenim küçükken yaramaz mıydınız? Hala yaramazım dermiş Büşra öğretmenim. Yok öğretmenim, küçükken, yani küçüklük anım hiç yok. Ben hep uyuyormuşum. Yani, küçükken yaramaz değil misiniz? Yani Büşra öğretmenim, annenize bir gün tanışacağım. Hiç inanasım gelmedi. Hiç konuşmazmıştım öğretmenim. Siz? Böyleymiştim. Bir şartın yayında böyle olduğuna bakmayın. Normalde yaramaz. Hiç yerinde durmuyor. Pekala. Miss Lina Işık Kahramanmaraş'tan katılmış. Miss Lina. Alo. Alo. Nasılsın? İyiyim. Miss Lina biraz telefona yaklaş. Biraz da sesini yükselt. Çok daha rahat konuşalım. Olur mu? Olur. Harikasın. Kaç yaşındasın? 7. Okula gidiyor musun? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Öğlen mi gidiyorsun? Evet. Kahvaltını yaptın mı? Evet. Sandviçi nasıl hazırlandığını öğrendin mi? Evet. O zaman sana çiçekle ilgili soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Büşra öğretmenimiz çok tatlı bir çiçek hazırlamış ve o çiçeğin ana malzemesini neyden kullanmış? Yumurta bakalım, neydi? Bakalım yenecek mi? Yumurta neydi? Hani bak böyle, böyle yumurtalar konur. Hani böyle şeyler, yumurtaları bir şeyin içine koyarız ya. Şekilde göstermeye çalışmıştım ama misliğine. Yumurtaları düşmesin diye bir şeyin içerisine koyarız. Alış. Efendim? Saksıyı söyledi, saksıyı. Yok yok. Saksıyı burada biz çiçek için kullanıyoruz. Ama normalde yumurtaları satın aldığımızda yumurtalar bir şeyin içinde olurlar. Bu böyle kare olur, böyle kesilmemiş olur tabii. Tek tek biz onları alırız, buzdolabına yerleştiririz. Neyin içinde olurlar? Yumurta kalesi. Evet, işte bu. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ediyoruz Misli'ne katıldığın için. Kahramanmaraş'a sevgilerimizi seninle beraber gönderiyoruz. Yanaklarından da öpüyoruz. Güzel de bir kitap kazandın, bunu bildiriyoruz. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Allah'a emanet ol. Şimdi diğerine geldi sıra ama orada bir şey göreceğim. Ondan sonra size geri geleceğim öğretmenim. Bakalım ne yapıyoruz? Yapraklarını mı yapıyoruz şimdi? Yapraklarını da yapıyoruz öğretmenim. Aha, bir taraftan da neyi yapıştırıyoruz? Bir dakika, mikrofonumu da unuttum. İnce bulgurlarımızı. Ne yapıyoruz? İnce bulgularımızı üst tarafına böyle daha şık durduğu için yapıştırıyoruz.
ince bulgur mu yapıştırıyoruz evet. oraya? Allah Allah, ben de bu ne diyordum sabahtan bu yana. Bir tabak bulgurla gelmiş öğretmenimiz. Meğer bunun nedeni çiçeklerimizin o sabitleyeceğimiz kısmına şuraya. Bulgurlar koyuyormuşuz. Evet. Ha, harikasınız. Ortada da bulgur var. Çiçeğin kendi hani böyle pıtır pıtır olur ya, onları evet. da oradan yapmışsınız. Ama hocam bunları neden söylemiyorsunuz? Beni böyle şaşırtıyorsunuz. Çok güzel olmuş. Sen de söylemiyorsun. Bana böyle püf noktalarını söyle, kaçırmayayım, tamam mı? Tamam. Peki, kolay mı? İyi gidiyor mu? Kolay. Bulgurları şimdi oraya koyacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Sonra hemen tellerimizi takacağız ve saksımıza yerleştireceğiz. Sabitleyeceğiz. Daha sonra evet, çimlerimizi yapacağız. Hı hı. Sonra bitireceğiz. Tamam. Peki, zamanımız da biraz azalıyor. Tamam. O zaman onları, eğer çiçeklerimiz tamamlandıysa başlayabiliriz. Hafif hafif evet. Hatta bu çiçeklerin de suya koyunca böyle çoğalır mı? Tabii tabii. Kıpır. Çiçeğe biz bunları koyacağız. Bunlar bir sürü olacaklar. Yani kağıt onlar. Kıpır nasıl çoğalsınlar? Ay, kağıtları suya dokununca erirdi değil mi? Eminim denemişsindir, merak etmişsindir de. Denemiştir değil mi? Denemiştir. Kağıdı suya koydun, beklettin mi hiç? Şey, bazen ben böyle şey gemi yaptım ama gemi battı. Pekala. Şimdi öğretmenimiz nasıl sabitleyeceğini gösterecek. Ben buradan bir tane delik açmıştım önceden. Boyamadan önce açalım ki çok sonra yumuş örtmenin içini çizdiğinde çok zorlanıyoruz. Peki. Boyamadan önce hemen açalım. Daha sonra hemen şöyle telimizi takıyoruz. Siz o telleri nereden aldınız? Ben bunları gittim tesisatçıdan aldım. Oo. Biz nereden alacağız? Tesisatçıya gideceğiz. Bize tel lazım. Niye? Çiçek yapacağım. Evet, eğer bulamazlarsa kalem yapsınlar. Tesisatçı, siz o tel isteyince ne yaptı? Şaşırmadı mı? Bu kadarını ne yapacaksınız dedi. Tamir yapmayacağınız kesin. Lazım dedim ve daha sonra benim köpükler için gittim bir de. Aynı tesisatçıya. Bu sefer başka bir beyaz eşya satan yere gittim. Bana köpük lazım dediniz. Evet. Yok hocam biz dediler. Yan tarafa gittim, yan tarafa gittim. Yan... En sonunda bu artık. Arkadaşlar çekinmiyorsunuz tesisatçıya. Gidiyorsunuz bize tel lazım abi diyorsunuz. Niye diyor? Çiçek yapacağız diyorsunuz. Sonra köpük almak için beyaz eşya dükkanlarına gidiyorsunuz. Bize köpük lazım amca diyorsunuz. Niye diyor? Köpüklerle çiçek yapacağız diyorsunuz. Hemen veriyorlar zaten. Bakın hemen. Öğretmenim de çiçekleri böyle rengarenk yapıyorsunuz değil mi siz? Bak. Peki renkli çiçekleri seviyor mu öğretmenimiz? Ama Kıpır, benim çiçeğimi görmüyorsun. Ay gördüm şimdi. Ama çok güzel, görmen lazım bunu. Evet, rengarenk, birisi pembe, birisi de sarı var, yeşil var. Arif abla. Efendim? Ben geçen böyle sokakta yürüyorum, bir tane abla gördüm. Ayakkabısının biri siyah, biri beyazdı. Çok güldüm doğrusu. Hay Allah. Kübra ile bir konuşalım bakalım ne diyecek. Kübra Şen, Samsun. Kübra hoş geldin. Hoş bulduk. Çiçeğimizi beğendin mi? Evet. Bu kadar basit malzemelerden bu kadar güzel çiçekler. Gerçekten öğretmenlerimiz çok maharetliler. Yumurta kolisi, tel bildiğiniz. Ve grafon kağıdı ve bildiğiniz kartonla, azıcık da bulgur var hatta. Çiçeklerimiz tamamlanıyor. Ellerinize sağlık öğretmenim. Kübra'cığım. Efendim? Kaç yaşındasın? 9. Kitap kazanmak istiyor musun? Evet. Seviyor musun kitapları? Evet. O kitapları benim yazdığımı biliyor musun? Hı-hı. O masalları bakalım beğenecek misin? Ama önce doğru cevap vermen gerekiyor. Hmm, ne soralım? Sorun geliyor. Bu çiçeği görüyor musun? Evet. Az önce de zaten anlattık. Bunu şu hani görüyor musun? Yapraklarını tutturduk ya. Ne var bunun içinde? Grafon kağıdıyla üstünü sarmış öğretmenimiz. Nedir bunun malzemesi? Bulgur. Bulgur var. Bir tanesini de söylesene olur diyecektim. Evet, bulgur var. Daha gerçek gibi görünsün diye öğretmenimiz şuraya azıcık bulgur dokundurdu. Sonra da böyle içine azıcık bulgur koyacak, yapıştıracak. Daha gerçek görünecek. Kübra kitabı kazandın. Samsun'a selamlarımızı, sevgilerimizi seninle birlikte gönderiyoruz. Seni de yanaklarından öpüyoruz. Hoşça kal tatlım. Güşar öğretmenim. Arif öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi Kıpır az önce anlattı ya. Yolda birini gördüm. Ayakkabısı evet. Siyah beyaz. Kıpır o ne demek şimdi? Yani şimdi şey diyorum. Hocam niye üzerinize alınıyorsunuz? Kıpır üzerine alması gerekiyor mu hocamızın? Ben yolda gördüm. Yani yolda gördüm. Ki... Ben dün zaten anlatamamıştım. İçimde kalmıştı. Kıpır biraz sonra ikimiz birlikte olayı anlatalım, tamam mı? Tamam Arif. Bekle, yanına geleceğim. Kübra öğretmenim, şimdi diğer
sandviçi de mi göstereceksiniz bize? Evet, şimdi bize? Köpek olanı gösterelim. Tamam, vaktimiz çünkü daraldı evet. Birazcık. Bu köpek olanı da bu ağız kısmını ayırdığımızda kulak kısımlarını çok fazla açmayalım. Çünkü bu sefer kopar. Çok bir şeye benzemez. Evet, ikiye bölünmesin. Evet. Yavaşça dikkatlice yarısına kadar kesip azıcık aralıyoruz ağzını. Evet. Yine peynir koyarız. Tamam. İstediğimiz gibi. Nasıl istiyorsak. Biraz peynir koyarız. Bunlar tamamlanınca yemek istiyor musun bunlardan? Biraz sonra başlayabilirsin. Evet, ben de yemek istiyorum. Hatta şimdi bile başlayabilirsin. İster misin? Ha? Hadi başla, onlar senin. Evet. Domatesi biraz dil gibi duruyor. Onun için bilerek birazcık gösteriyoruz. Evet, gösteriyoruz. Ben kemik şeklinde kestim kaşarlarımızı. Onu da şu şekilde böyle ağzına yerleştirdik mi? Oo, harikasınız. Köpek oluyor. Çok bu şekilde tatlı ağzı oldu. Gözüküyor. Elinize sağlık. Harika böyle. Oldu. Sen karnını doyurabilirsin. Kahvaltını yapabilirsin. Afiyet Allah olsun hatta. Köpek sen de kemiği... ister misin? Sana da gelsin mi sandviç? Gelsin. Yaşasın. Sana da tabağı ben. Sana da kaplumbağa verelim. Öğretmenim benimki hangisi olacak? Ben onu merakla bekliyorum ama hala sana, söylemedin sana mi? Sana yok Kıpır. Sana yok. Şu tabağı bana yok. Öğretmenim dökülmesi. Yani bana yok mu sandviç mi? Sana kalmadı. Biz yedik. Zannetmiyorum Kıpır. Evet, al bakalım. Sen de güzelce karnını doyurabilirsin. Şöyle yapalım, düşmesin sadece. Ağlıyor musun Kıpır? Ama Kıpır şaka yaptık. Ama Arif abla bana şaka, 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 şaka. Bak telefon var. Ben de sana şaka yaptım, ağlamıyorum. Az sonra da Büşaretlerimize şaka yapalım, tamam mı? Efendim? Büşaretlerimize az sonra şaka yapalım, tamam mı? Tamam Arif ablacığım. Tamam, ayakkabıyla ilgili hikayeyi anlatacağız, tamam mı? Kal anlaştık. Orada. Anlaştık. Kübra Şen. Kübralar bugün. Her yer Kübra. Ama orada öyle yazıyor yönetmenim. O biraz önceki arkadaşımızın ismiydi tabii ki. Öyle görünce öyle sandım. Şimdi bakalım kiminle konuşacağız az sonra. Onun da sesini duyamayacakmışız. Ama yönetmenim yarım duymuşum. Yani şimdi bağlıyoruz da duyamıyoruz. Pekala. Şimdi son dakikalarımızmış meğer. O kadar da yanlış nasıl duydum bilmiyorum. Nasıl anladım ben de bilmiyorum. Son dakikalarımızmış. Büşra öğretmenimizin son oraya sabitlerken göstereceği bir şey var mı Büşra öğretmenim? Yoksa ben Kıpır'ın yanına gidiyorum. Sizinle ilgili bir şey anlatacağız çünkü birlikte. Bitme hocam, burada hiç bitmeyecek. Bu çok uzun şeyler anlatacağım ben burada. Biz anlatamayalım diye oradaki çalışmayı bitirmeyeceksiniz. Sabit diyor musunuz öğretmenim? Hemen böyle... Abdullah da yaptı burada. Beyaz eşya dükkanından gidip köpükleri alıp geldiniz. O köpükleri saksanın içinde böyle teperek yerleştiriyorsunuz. Evet. Sonra telden çiçeklerimizin saplarını onun içine yerleştiriyorsunuz. Harika oldu. Arif ne kadar Allah. Güzel göründü. Arif abla. Elinize sağlık. Abdullah çok güzel. Abdullah beğendin mi? Çok güzel olmuş değil mi? Abdullah 9 çayına başlamış. Bir dakika Kıpır. Sesini duyamıyoruz Abdullah'ın. Tavsiye ediyor musun? Herkes yapsın mı bu sandviçten? Evet, yapsın. Sen de deneyeceksin mi? Deneyeceğim. Annene anlatacaksın mı nasıl yapıldığını? Anlatacağım. Öğrendin mi iyice? Öğrendim. Püf noktası neydi? Var mıydı püf noktası? Öylesine söyledim. Mayalı hamur olmasın mı acaba? Mayalı poğaça olmasın evet. mı? Peki, afiyet bal şeker olsun. Sen beğendin mi? Afiyet bal şeker olsun. Sen ben öğrendin değil mi iyice? Çünkü sen yaptın zaten. Evet. Anneyle de yapacaksın. Hadi bakalım. Kıpır. Arif abla hepsi beğenmiş baba. Ben de beğeneceğim ama hala göremedim bir şey. Az sonra biz de bakacağız sana. Bak orada 1, 2, 3, 4 tane daha yapılmış sandviç var. Ama burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İçeride de var abiler ablalar. Kübra öğretmenim. Çoğaldıkça çoğalıyoruz. Bak şöyle yapalım. Böyle bir niyetlenmiştik zaten Kübra öğretmenim. Evden böyle poğaçalar, kekler falan bir gün getirelim. Tamam mı? Bol bol böyle hep beraber kahvaltı yapalım. Olur mu Kıpır? Süper olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar dün var ya Büşra öğretmenim. Anlatalım mı Kıpır? Dün var ya Büşra öğretmenimiz yanlışlıkla siyah beyaz ayakkabı giymiş. Ama çok dalgınmış. Çünkü programda neler... Çünkü ama diye. O kadar hızlı hareket edersen gözlüğün düşebilir. Gözlüğün burada dursun sonra takalım tamam mı? Tamam gözlüğün burada dursun, orada dursun. O kadar dalgınmış, o kadar dalgınmış ki çocuk atölyesi programda yapacağı işleri o kadar düşünmüş, o kadar düşünmüş ki aceleyle evden çıkarken nasıl yaptıysa bir ayağına siyah ayakkabı giymiş, bir ayağına beyaz ayakkabı giymiş.
Yani, bunu fark ettim yani. Onu da buraya gelene kadar fark etmemiş. O kadar programı düşünüyoruz, o kadar programla ilgiliyiz ki. Ondan değil mi öğretmenim? Dedim ki Merve öğretmenime, Merve öğretmenim şimdi size bir şey söyleyeceğim ama sakın çığlık atmayın dedi. Ve ondan sonra zaten direkt çığlık geldi. Yani nasıl oldu anlamadım. Kıpır, anlattık mı? Evet anlattık sonunda. Oh be. Peki. Öğretmenim teşekkür ediyoruz. Mayalı hamurdan iki farklı şekilde önce poğaçalar hazırladık. Sonra da onları sandviç haline çevirdik. Arkadaşlarımız da zaten çok beğendiler. Afiyetle yiyorlar. Öğretmenim ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Yumurta kolisini ana malzeme olarak kullandınız. Evet. Ama işte köpükte kullandınız, telde kullandınız, tesisatçıları gezdiniz, beyaz eşya dükkanlarını gezdiniz. Ama sonunda orada üç vazo şahane çiçekler yaptınız. Evet. İlerleyen zamanlarda öğretmenim bununla çiçek yaptık. İçindekilerde başka etkinlikler yapacağız. Öyle mi? Evet, onları da kullanacağız. Evet. Tekrar. Tamam. Malzemeleri atmıyoruz. Bir tane kutumuz var. Artan malzemelerimizi işte bu peçete ruloları olabilir, tuvalet kağıdı ruloları olabilir, yumurta kolileri olabilir, olabilir. Kullanabileceğiniz, tahmin ettiğiniz şeyleri o kutuya dolduruyorsunuz. Biz çalışırken onları alıp gelip çalışıyorsunuz. Ara sıra da annenizle hamur yoğuruyorsunuz. Bu tür çalışmaları da birlikte yapıyoruz. Her sabah buradayız. Çocuk Atölyesi programıyla karşınızdayız. 9'da ekran başında olun. Olur mu? Bir sonraki programda biz yine ne yapalım? Burada Kıpır, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve sizlerle buluşalım. Hepinizi çok seviyoruz ama şimdilik hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. We'll be right back.